أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسب أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki şimdi arkadaşlar bu okuduğumuz hadis-i şerif ayet-i kerime okuduğumuz okunan ayet-i kerime ve okunan hadis-i şerif yani bizim üzerimize bir yük yüklüyor diyeceğim ama aslında bu zaten hani zaitten dışarıdan bizim üzerimize bir şey yüklemiyor. Zaten bu bizim üzerimizde var. Ama velakin bize bunları bildirmesi, anlatması, bu ayet-i kerimenin ve bu hadis-i şerifin bize bunları bildirmesi, anlatması, Mevlamızın Celle Celaluhu tavrı, tarzı, üslubu, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ince ince bize beyan etmesi. Yani o kadar tatlı geliyor ki bu fakir arkadaşlar anlatamam size daha. Yani hani hiçbir şey olmasa sadece bu ayet-i kerime bu hadis-i şerif yeter gibi. Hani şu dünyanın sıkıntısı, gamı, kederi, belası, musibeti, imtihanı, karmaşıklığı var ya. Yani hiçbir şey olmasa şu ayet-i kerimenin mefhumu, bu ayet-i kerimedeki emre imtisal etmek ve hadis-i şerifteki mana, hadis-i şerifte Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam bize ifade ettiği şey bunlar tutulsa bu dünyadaki sıkıntıların, musibetlerin yani karmaşıklığın %99.999,999'u kalkar arkadaşlar. O kadar tatlı, o kadar güzel, o kadar şeker ki arkadaşlar. Bismillah. İnna Allah ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha. İnna Allah muhakkak Allah Teala Hazretleri ye'muru emrediyor kumu size. Neyi emrediyor? En tu'addu eda etmenizi. Neyi? El emanati, emanetleri ila ehliha, ehline eda etmenizi emrediyor. Allah size emanetleri ehline eda etmenizi emrediyor. Allah ile aramızda hukuk var, kullar ile aramızda hukuk var. Allah ile aramızda mesuliyetler, sorumluluklar, emanetler var. Allah size emrediyor, onları yerli yerine yapın. Kullar ile aramızda mesuliyetler, sorumluluklar, haklar var. Mevla emrediyor, onları yerli yerine yapın.
emanet neyse, sende bir şey emanetse, bunu sadece zahiri böyle ben bu kitabı sana emanet ettim öyle anlamayın. Bu da bunun içine girer doğru ama sadece böyle anlamayın. Sana tevkil edilen, sana tevdi edilen her şey senin elinde, senin kontrolünde olan her şey. Bak ben yapabiliyorum, bak sağa götürdüm, sola götürdüm, öne götür, bak açabiliyorum, kapatabiliyorum. Bende bu. İşte sende olan her şey sana emanettir. Mevlamız buyuruyor ki ben size emrediyorum onları ehline ifa edin. Onları ehline eda edin. Artık ne gerekiyorsa. En tüeddül emanati ilahiyya. Ve idâ hakemtum ve hükmettiğiniz zaman beynen nâsi insanların arasında en tahkumu bil adli, en tahkumu hükmetmenizi emrediyor. Ne ile bil adli, adalet ile emretmenizi hükmediyor. Allah size emanetleri ehillerine eda etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmetmenizi emrediyor. Dikkat edin. İnnallâhe ni'immâ ya'dukum bih. Bak şimdi benim hoşuma gidiyor ya arkadaşlar. Yani gerçekten çok hoşuma gidiyor böyle. Hani böyle insan böyle bir şey olur çok keyif alır ya. Aynı öyleyim ben şimdi. Yani Mevlamızın da hoşuna gidiyor. Mevla buyuruyor ki Celle Celal. İnnallâhe muhakkak Allah Celle Celal ni'immâ ne kadar güzel ya'izu vaaz ediyor. Kum size bihi bununla. Ya ben size ne güzel vaaz ettim ya buyuruyor Mevlamız. Acayip güzel bir şey söyledim ben size ya. İnnallâhe muhakkak Allah-u Teala Hazretleri ni'immâ ne kadar güzel ya'izu vaaz ediyor kum size bihi bununla. Allah size bununla ne kadar güzel vaaz etti. Ne kadar güzel bir vaaz oldu bu siz biliyor musunuz? İki şey söylendi. Bir, emanetleri ehline eda edin. İki, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adalet ile hükmedin. Hakkaniyet ile hükmedin. Hakkaniyet asıldır arkadaşlar. Hak asıldır. Asıl olan menfaat, çıkar, şu, bu hiçbir şey değildir. Asıl olan hakkaniyettir. Asıl olan hak sahibi olmaktır. El-hakku ya'lu ve la yu'la aleyhi. Hak üste çıkar. Onun üstüne çıkılmaz. Daima hak üstündür. En tahkumu bil adil. İnnallâhe ni'immâ yadukum bih. Muhakkak Allah-u Teala Teala bununla size ne kadar güzel vaaz etti. İnnallâhe, şimdi hadis-i şerifte daha iyi anlayacağız inşallah. İnnallâhe muhakkak Allah-u Teala 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 kâne oldu simî'an, ziyade işiticidir, basîran, ziyade görücüdür. An İbn-i Amara radıyallahu anhuma. Abdullah bin Ömer'den rivayet olunduğu radıyallahu anhuma. Bak şimdi. Abdullah bin Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu mesela. Bak bu hadis-i şerifin ravisi. Bak Mekke halkına emanet. Kabri şerifi çöplük arkadaşlar biliyor musunuz yani? Hani bizim bu sokaklar yani şöyle söyleyeyim. Bizim çöp kutusunun yanını düşünün böyle. Çok çok temiz onun kabri şerifinden yani. Halbuki onlara emanet. An İbn-i Amara radıyallahu anh'a Abdullah bin Ömer'den rivayet olundu. Kal Abdullah bin Ömer Hazretleri buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kullukum hepiniz ra'in çobansınız. Ra'in yani bugünkü lugavi manası çoban arkadaşlar. Hani muhafaza edici, koruyucu, gözetici demek aslında. Kullukum hepiniz ra'in çobansınız. Ve kullukum hepiniz mes'ulun sorumlusunuz. Neden? Ar-ra'iyyetihi çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Neyin çobanıysan, hepiniz çobansınız. Hepiniz bir şeylerin çobanısınız. Herkes bir şeylerin çobanı. Yani ne demek? Herkes bir şeylerin idare edicisi. Herkes bir şeyleri sevk ediyor. Herkes bir şeyleri kontrol ediyor. Hiçbir şeyi kontrol etmeyen insan yok. Bak şimdi birkaç tane madde buyuracak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Kullukum hepiniz ra'in çobansınız. Ve kullukum hepiniz mes'ulun sorumlusunuz. Neden? Ar-ra'iyyetihi o çobanlık yaptıklarınızdan, ra'iyenizden sorumlusunuz. Sorumlu sorulacak mes'uletun. Mes'ul su ile soruldu. Mes'ul sorulacaksınız. Bunlardan sorulacak. Soracak Allah-u Teala. Niye böyle yaptı? Şimdi bakın arkadaşlar çoban düşünün. Koyunları var, kuzuları var. Bu kuzuları sıcaktan koruyacak. Soğuktan koruyacak. Kurttan koruyacak. Açlıklarını giderecek yere götürecek onları, susuzluklarını giderecek yere götürecek onları. Çoban bulacak, çoban bilecek bu hayvanlar, bu kuzular nerede rahat ederler? Bu kuzular nerede güneşten muhafaza olurlar? Nerede soğuktan muhafaza olurlar? Bu kadar hayvan var benim elimde, düşünecek, bilecek ne kadar sürüsü var. Bu kadar hayvanın su ihtiyacını ben nerede görürüm? Şuraya götürsem orası az gelir, buraya götürsem oranın suyu kirli, buraya götürsem oranın suyu güzel değil, buraya götürsem şöyle, çoban bilecek bunları. Bu kadar hayvanı ben nereye götürsem bunların karınlarını doyururum ben. Bunları çobanlık bu.
İşte hepiniz çobansınız. Aynı nasıl ki çoban o sürüsündeki bak kurta karşı koruyacak, nerede emniyette olurlar bunlar. Değil mi? Nasıl sürüsünü düşünecek? Hepiniz çobansınız. Hepiniz artık sürünüz neyse onu düşüneceksiniz. Onların dünyasını da düşüneceksiniz, ahiretini de düşüneceksiniz. Niye? Onlar size emanet çünkü. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam şimdi madde madde birkaç şey beyan ediyor. El-imami imam. İmam arkadaşlar lider demek. El-imami imam ra'in, çobandır. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi, ra'iyyesinden, çobanlık yaptıklarından, halkından sorumludur. Onların dinleri ve dünyaları hususunda bir şeyler yapmaktan sorumludur. Hesaba çekilecek. Bu adamlar açtı, sen bunların doyurulması için niye uğraşmadın? Bu adamlar çıplaktı, sen bunların giyinmesi için niye uğraşmadın? Bu adamlar namaz kılmıyordu, sen bunların namaz kılması için niye uğraşmadın? Bu adamlar oruç tutamıyordu, sen bu adamların orucu için niye uğraşmadın? Bu adamlar şöyleydi, niye uğraşmadın? Bu adamlar böyleydi, niye uğraşmadın? Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat edeceği sırada dediler ki senden sonra oğlun halife olsun. Bu hadis-i şerifin ravisi Abdullah bin Ömer Hazretleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bak adalet eşittir Ömer. Biz de Hazreti Ömer'in yani hani meziyeti biz öyle biliriz değil mi? Öyle bizim aramızı öyledir. Adalet biliriz. Hazreti Ömer buyurdu ki bir aileden bir tane cehennemlik yeter. Dediler ki senin oğlun halife olsun dedi. Yeter. Tamam, ben kurban oldum. Tamam, bir tane yeter dedi yani bir aileden. Hazreti Ömer buyuruyor böyle bak. Buyurdular ki başka zamanda şu hilafet işinden yani böyle kafa kafaya çıksam tamamdır yani. Hani sevap falan hani kar falan onu geç onu geç. Kafa kafaya çıksam bu işten ahirette benim aleyhim olmasa Hazreti Ömer böyleyse ciddi iştir arkadaşlar. Mes'ulun an ra'iyyeti hesaba çekileceksiniz. Niye? Neden? Sana böyle bir yetki verildi. Yetki demek sorumluluk demek. Mes'uliyet demek. Yetki istiyor insanlar da mes'uliyet istemiyor ama. Yetki olsun, kafama göre kullanayım ama kimse bana hesap öyle yok. Ne kadar yetki, o kadar mesuliyet. El-imam ra'in, lider, ra'idir, çobandır. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi, ra'iyyesinden sorumludur. E tamam, hocam biz şey vali değiliz, kaymakam değiliz, başbakan değiliz, cumhurbaşkanı değiliz, imparator değiliz, padişah değiliz. Ve racülü adam, ra'in, çobandır. Fi ehlihi, kendi ehlinin içerisinde, çoluğunun çocuğunun arasında çobandır bir adam. Ve huve o adam mes'ulun an ra'iyyetihi, bundan hesaba çekilecek. Senin çocukların namaz kılmıyordu, sen ne yaptın? Sen bunların Allah korkusu sahibi olması için ne yaptın? Sen bunların dünyanın belalarından, musibetlerinden kurtulmaları için ne yaptın? Sen bunların zamanın fitnesinden kurtulması için ne yaptın? Sen bunların günahlardan kurtulması için ne yaptın? Sen bunların kabir adabından, cehennem adabından kurtulması için ne yaptın? Sen bunların bana yakın bir kul olması için ne yaptın? Mes'ul ve huve, o adam mes'ulun sorulacak, ar-ra'iyyetihi, o ehlinden sorulacak. Vel mer'etü, kadın ra'iyetün, çobandır. Fi beyti zevciha, kocasının evinde kadın çobandır. Ve mes'uletün, ve sorulacak, ar-ra'iyyetiha, o çobanlık yaptığından sorulacak. Bu kapı senin, herkes açamazsın. Bu ev senin, koruyacaksın, gözeteceksin. Bu mutfak senin, bu ocak senin, bu halı senin, koruyacaksın, gözeteceksin. O adam senin kocan, koruyacaksın, gözeteceksin. Yapmadın ama ne yerse yesin dedin. Ve mes'uletun an ra'iyyetiha, hesaba çekileceksin ondan. Vel hadimu, hizmetçi. İşçi diye anlayın siz bunu, daha kolay anlayacaksınız. Vel hadimu, hizmetçi, ra'in, çobandır. Fi mali seyyidihi, efendisinin malında çobandır. Yani bir işçi patronunun malında, patronunun işinde çobandır. Ve mes'uletun an ra'iyyetihi, o ra'iyyesinden ona ne emanet edildiyse ondan hesaba çekilecektir. Sana bir makine mi emanet edildi? Ondan hesaba çekileceksin. Sana bir tezgah mı emanet edildi? Ondan hesaba çekileceksin. O patronun sana neyi emanet ettiyse, sen ne işin başına konduysan, o iş senin, sen o işin çobanısın, o iş senin ra'iyyen, o işten hesaba çekileceksin. Arkadaşlar düşünsenize herkesin bunlara dikkat ettiğini. Bir baba evladına, çoluğuna, çocuğuna, hanımına dikkat ediyor. Bir hanım evladına dikkat ediyor, çoluğu, kocasına dikkat ediyor. Bir işçi patronuna dikkat ediyor çünkü diyor ben bunun malında bekçiyim diyor. Patron işçisine dikkat ediyor, diyor ki bu benim emanetimdir, bu bana Allah'ın emanetidir diyor. Ben onun çobanıyım diyor. Herkes birbirine çoban böyle, herkes birbirine dikkat ediyor. Oo, güllük gülistanlık olur ortalık ya. Ama çok basit söyleyeyim size. Camiye gidersiniz böyle yerde böyle bir parça görürsünüz. Bir ip parçası, bir kağıt parçası. Bak yapıyor, bak dikkat edin, bak dikkat edin. Belki siz de yapmışsınızdır. Görür böyle bir şey görür. Bir kağıt parçası, küçük bir şey, çöp diyeyim ben size yani, küçük bir şey. Onu alıyor insan, güzel değil mi? Alması güzel değil mi? Alıyor, halının altına koyuyor ondan sonra. Ne oldu? Halının altına koyuyor.
Halbuki sen onu gördün. Sen o caminin, o halının ra'isisin. O sana gösterildi o. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi. O sana sorulacak o. Ne yaptın? Ne yaptın? Halının altına koydun. Sıkıştırdın oraya. Kaynattın. Arkadaşlar bunlar çok ince işler. Kal. Ravi buyurdu ki ve hasibten kat kal. Zannediyorum ki peygamberimiz şöyle buyurdu. Ve racülü adam ra'in çobandır. Fî mâli ebihi. Babasının malında çobandır. Bir evlat babasının malında çobandır. Evlat mısın? Babana evlatlık yapacaksın. Çobansın. O babanın evladı olmakla evlatlık çobanısın sen de. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Hesaba çekileceksin. Netice tekrar peygamberimiz topluyor ondan sonra. Kullukum hepiniz ra'in çobansınız. Ve kullukum hepiniz ra'in çobansınız. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusun. Hocam ben kimsenin efendim babası değilim. Hanımım yok, ailem yok, bir yerde de çalışmıyorum. Ben kimin çobanıyım? Sen de arkadaşlarının çobanısın. Hocam benim arkadaşım yok. Sen de elinin kolunun ayağının çobanısın. Aynı kitapta geçeni söylüyorum arkadaşlar size. Şerhlerde geçeni söylüyorum. Herkes çoban. Kullukum ra'in. Hiçbir şey yok. Kendi kolunun, bacağının, gözünün, ağzının, kulağının çobanısın. Hesaba çekileceğiz arkadaşlar. İnsan bunları entüedül emanati ila ehliha. Ehline kullanırsa, yerine kullanırsa o zaman dünyada tıkır tıkır olur, ahirette tıkır tıkır olur. Ama bunlara riayet olmazsa, lider dikkat etmezse halkına, baba evladına, hanımına dikkat etmezse, hanım çocuklarına, kocasına dikkat etmezse, işçi patronuna dikkat etmezse, patron işçisine dikkat etmezse, çoban kuzusuna dikkat etmezse ya kuzu açlıktan ölür ya kurt kapar. Onun gibi arkadaşlar. Helen ahsenel kelam meblegan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kavluhu tebareke ve teala fil kelam. Es-sa'il ila vida kur'el kur'anu festim'u lehu ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Kelillahil hamdu rabbis semavati ve rabbil ardi rabbil alemin. Ve lehul kibriyâ fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Barakallahu lana ve lisâbiril müminine ve müminat. Vel müslimine vel müslimat. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdel kamilin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ta'zîmen li nebiyhi ve tekrîmen li fakâmeti şan-ı şerf-i safih. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbiran ve âmirâ. Es'alillahi inna Allahu ve melâketehu yusallûne alen nebiy. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamidun mecid. Allahumme barda anil hulefâ'l erbâti zevil kadril celî ve şerefil alî seyyidina Ebi Bekr ve Umar ve Osman ve Ali radıyallahu anhum. وعن الستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله عليهم أجمعين وعن العمين المكرمين عند الله المحترمين عند الناس سيدنا الحمزة والعباس رضي الله عنهما ونسبتين الجليلين سعيدين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وأنصار الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنصار المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين في بركة بحرك بهباك من أمة محمد عليه أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.